Merhaba Nazım ve Veysi. Merhaba hocam, nasılsınız? Merhaba hocam. Bomba gibi. Bugünkü konumuz Blade Runner. O kadar bekledik, bekledik, bekledik. Programın ekseninden kaymasına yol açan Veysi biliyorsun değil mi? Blade Runner konuşalım fikri ondan mı çıkmıştı? Evet. Zerre kadar benden çıkmadı. Ha, Blade Runner senden çıkmamış mıydı? Benden mi çıktı? Senden çıktı çok hocam. Yanlış fikirmiş o zaman. Kesinlikle. Vazgeçim. Bir de hakikaten ben bu filmi izledim ya. Niye izliyoruz? Hani nesini konuşacağız? Ne demek istiyorsun? Hani konuşacak bir malzeme olarak ne var? Nasıl oğlum? Dünyanın konuştuğu film. Önce size şunu soracağım. Buyurun. Yönetmenin adını söyleyin bana. Söyle. Oliver bilmem ne diye bir şeydi. Geç, yanlış. Evet. De Valentino. Vale. Lan gittiğiniz filmin yönetmenini bilmiyor musunuz? Ben görüntü yapmadım. Vay bir işler ya. Akşam Janet Yield'den bildirim geldi. Yarın bu film izlenecek diye. Nasıl sen Blade Runner, ama Blade Runner diye bir film olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Yani ilkini de biliyorsun. İlkini biliyorum. İlkin yönetmeni kimdi? Bilmiyorum. İlkinde siyah bir adam vardı. O oynuyordu. Çok eski çocukluk anılarımdan birisi. Siyahi bir adam mı vardı? Yanlış mı? Ha Blade'di pardon. O ya o başka film. Eyvah eyvah. Ben ne diyorum ki o film izlerken? Ya ilkiyle ne kadar alakasızsın? Ha sen birinciyi görmedin. Görmedim. Eyvah. Aa. Oğlum Blade Runner'ı nasıl görmezsin ya? Sinema okulum var diyorsun. Nasıl Blade Runner'ı görmezsin? Ben Yüzüklerin Efendisi'nden başladım. Matrix'e geçtim. Star Wars'tan sırada geliyorum. Doğum tarihinden yakalayamadı. Sen görmüş müydün? Gördüm tabii. 82'liyim. Benle yaşıt olan bir film. Televizyonda görmüşsündür. E tabii. Televizyonda gördük ama ilk Blade Runner'ı 100 kere izlemişimdir. Seni o zaman bilgilendireyim. Tabii ki hocam. Ridley Scott'un filmi Blade Runner. 1982'de çıktığında aslında 68'de yazılmış bir öykü. Philip K. Dick diye bir adam var, onu biliyor musun? Onu da mı bilmiyorsun? Yok duydum. Gerçekten ben duymuşlardım. Philip K. Dick gelmiş geçmiş en önemli bilim kurgu yazarlarından biri sayılıyor. Bunun 68'de yazdığı aslında küçük bir roman var. Do Androids Dream of Electric Sheep? Androidler geceleri rüyalarında elektrikli koyunlar mı görür? Adlı roman üzerine ama romanla çok çok az ilgisi olan öyle serbest bir uyarlama yapmıştı 82'de. Alien'dan sonraki ilk büyük çıkışı Amerika'da. İngiltere'de aslında reklam yönetmeni. Hatta bu Apple'ın şey filmi vardır meşhur. Macintosh'un çıkış filmi vardır. Hani bir kız gelir, çekici atar, ekran kırılır. Neyse bu Amerika'ya geliyor ve bu filmi çekiyor Alien'dan sonra. Alien 79 mu? 79. Film iş yapmıyor ki zaten onu konuşacaktık. Bu da iş yapmadı. 150 milyon dolarlık bütçeyi zar zor çıkaracağı bekleniyor. Çıktığında da iş yapmamıştı. Ama kült oldu. Hani bir kere birisi sormuştu kült nedir diye. Acayip bir takipçi kitlesi oluştu. Sonra defalarca Director's Cut çıktı, Final Cut çıktı. 150 kez çıkmış. Hatta ben sinemada seyrettim. 99'da galiba tekrar çıktı. Sinemalara çıktı Director's Cut diye. O zaman da gitmiştim. Şimdi bu filmin yönetmeninin adını size söyleyeyim. Denis Villeneuve. Türkler için çok zor. Bir Kanadalı. Denis Villeneuve. Söyleyin. Denis. Villeneuve. Villeneuve. Bravo. Bir daha söyleyin. Denis Villeneuve. Okuma öğreniyoruz abi. Benim için Blade Runner'ın özel bir önemi var. Sinema televizyonuna girdiğimde bunun televizyon gösterimleri başlamıştı. Yani ben 91'de girmiştim. Film de 90'larda televizyonlara düşmüştü. İlk televizyonda seyretmiştim. Birinci sınıftaydım. İnanamamıştım. Tabii senin şimdi dünkü sıkılman da anlaşıldı. Film çok değişik bir devam filmi yapmış. Yani aslında bugüne kadar gördüğümüz devam filmlerine benzemiyor. Bir sürü açıdan konuşulması gereken bir film. Yani verip beğenmedi ama. Beğenmedim değil, beğendim. Sıkılmadım da. Ama aslında çok sıkıcı. İzler miyim? Ben tercih eder miyim? Tercih etmem. Benlik bir şey değil. Şöyle, birinci filmi bilmezsen neredeyse hiçbir anlamı yok. Öyle bir aynen sıkıntı var. Birinci filme çok oynamış. Tamamen o birinci filmdeki olaylar geçiyor, konuşmalar geçiyor. Spoiler vermeyelim ama çünkü geliyor bana birinci filmdeki oyuncular. Çok alakasız geldi. Hı? Çok alakasız geldi böyle. İşte evet, tek birinci filmi ben bildiğini sanıyordum. Onun için sana git dedim ama olsun, iyi olur. Sağ ol hocam. O 82'de çıkıyor bu ve o kadar modern ki bugün de hala seyret. Dün seyrettiğim filmden çok kötü değil. Biraz fark var ama hala çok iyi. Ve ondan sonraki 20 yılda referans oluyor. Yani bilim kurgu filmi yapacak bir adamın Blade Runner'ı referans vermemesi diye bir şey olamaz. Yani o kadar oluyor ki artık sıkıcı hale geliyor. Yani bütün bilim kurgu filmleri aynı oluyordu. Ki zaten görmüşsünüzdür. Ne demiştik bilim kurgu filmlerinde? Jalüzi, floresan, sis makinesi. Jalüzi pek yoktu bunda ama. Vardı. Jalüziyi çok göremedim. Küçük jalüziler. Vardı değil mi? Ama şey, daha çok sis. Bu arada görüntü yönetmeni çok önemli bir görüntü yönetmeni. Hep Nazım'la konuşuyoruz ya, Roger Deakins. Ama ilginç bir şey öğrendim. Roger Deakins'in Oscar'ı yokmuş Nazım. Bütün internet onunla yıkılıyor şu anda. Hani bu sefer alabilecek mi? Oscar'ı yokmuş adamın. Yani ortak bir yönünüzü keşfettim Nazım. Oscar'ı mı? İkinizin de... İkinizin de Oscar'ı yok. Ortak yönleriniz çok fazla. Hocam... Benim de yok demek ki. Nazım
Kasım daha önde. Venezuela'dan ödülü var. Brezilya abi öttürmüş filmi. Çok güzeldi. Yani 150 milyon dolarlık bir filmde tabii başka türlüsü olamaz herhalde ama. Zaten herkesin rüya projesi bu yani. Hani bir yönetmen için herhalde olabilecek son nokta. Blade Runner'ın devamını çeker misin diye. Ridley Scott çekmedi. Aslında Ridley Scott'un çekmesi bekleniyordu. Fakat Ridley abi tabii bayağı artık yaşı kemale erdi. Başka bu Villeneuve Arrival'ı çeken adam. Arrival'ı çekti. Arrival'ı izledim. Sicario diye bir film var. Sicario çok muhteşem bir film. Ben onu görmedim mesela. Çok iyi bir film. Adam böyle son böyle 5-6 yılda çok ciddi bir çıkış yaptı. Şu an Nolan'la beraber bilim kurgunun top yönetmenlerinden sayılıyor. Dekoru falan çok güzel çözmüşler hocam ya. Nereler dekordu tam anlayabilmiş değilim aslında. Hani hep konuşuyoruz ya özel efektler de yapılıyor ama bir kısmı da dekor olsun bunun mutlaka diye. Her şey özenle seçilmiş, özenle yerleştirilmiş ve hiçbir şey çiğ durmuyor. Mesela şey çok ilginç değil mi? Cingöz Recai de aynı kamerayla çekildi. Nasıl oluyor bu iş? Kader. Yani hep diyorum ya kameranın bir önemi yok aslında. Veysi Bey şimdi dün gittin ne hissettin madem ilk filmi de bilmiyordun. Hemen bana saldırıyor. Bak bilmediğini bilmiyor. Ne denir buna? Cahil. Bu konuyu seyircilere anlatalım. Ben dedim ki arkadaşlar Blade Runner çıktı mutlaka gidin görün programda konuşalım dedim. Tamam. Burada ne der adam? Ya hocam ben ilkini görmedim der. Sen ne dedin? Tamam hocam gidiyorum dedim. Gitmedin mi gittin mi? Gittin de ne anladın? Hocam, hiçbir şey anlamadım. Ben görev adamıyım. Peki iş yapmayacağını tahmin eder miydin? Türkiye'de ederim. Amerika'da yapmadım. Etmezdim. İş yapar hocam ya. Uzun vadede bir şekilde çıkartır. Öyle değil oğlum. Çok önemli değil. Ondan bahsetmiyor herif. 150 milyon dolar koymuş adam. 300 çıkarmak istiyor yani. 150'yi kurtarmakla ilgilenmiyor. Yatırım yapmış adam. Bu çok kötü oldu. Şundan kötü oldu. Sonuçta bunlar distopya. Distopya nedir biliyorsunuz. Bence yine Oscar alamayacak bu arada. Roger Deakins. Hollywood ve Amerika hiçbir zaman kötümser şeylere prim vermiyor. Ridley Scott'un da zaten Oscar'ı yok. Yani birinci filmde herhangi bir ödül falan almamıştı. Yani bu da büyük ihtimalle almayacak ve iş de yapmıyor. Ve işin kötüsü bir daha da sinemaya gitmeyeceğim. Dün çok kızdım. 35 dakika reklam seyrettik. Mars'ın sinemalarında 35 dakika var. Dün ben de 15 dakika izledim abi. Konumdan konuma değişiyor. İstinye Yaprak ve Kanyon en fazla reklam alan bölgesi. Ve daha da acı bir şey söyleyeyim. Sansürlüydü film bu arada. Onu gördün mü? Yok. Bir yerde böyle acayip kötüleşti görüntü. Fark etmedin mi? Beyazlı bir kadın vardı ya. Herkes döven bir kadın vardı. O kadın adamı bir yere götürdü. Orada böyle görüntü VHS gibi oldu. Hayvan gibi zoom yapmışlar. Şey. Sony sansür yapmış. Türkiye'ye yolladı kopya. Yeni bir robot doğdu falan. Orada da hep acayip acayip kadrajlar vardı. Çok mutsuz oldum açıkçası yani. Berbat bir deneyimdi o açıdan. Para vererek izlediğim bir şey. Sinemaya gidiyorum ve sansürleniyor. Bir de şey enayice bir sansür yani. Hani zoom yaparak orayı geçmiş yani. İnanılmaz bir şey. Ve çok önemli bir noktaydı. Evet. Sansürün olduğu yani o yerler. O sahne komple fiç edilmişti yani. Çok ilginç bir şey. Sonuçta yabancı film yani. Blade Runner'ı Türkiye'de izleyecek insan seviyesi belli. AB grubunun elit kesimi. Onlar onu izlese ne olur? O sansürü izlemese ne olur? Olur mu canım öyle şey? Hayır canım şundan dolayı. Kesmesinden dolayı diyorum. Yani kesmesin diyor. Yanlış şeye karşı çıkıyorsun farkında mısın? Yani kesmesin ne gerek var diyor. Ha. Anlatmak gerekiyor. İkiyi bir şey ben burada tercüman yapıyorum. Yok Olgun abi arıyordu da o esnada. Filmden önce binlerce fragman ve 110 bin tane reklam çıktı. Bütün sinema şeye dönmüş. Yok Wonder Woman, yok işte bilmem ne ligi, yok Justice League bilmem ne. Yani bu Blade Runner'ın iş yapmaması konusunda çok yazı çıkıyor. Wired'da bir yazı çıktı en son. Giden kitle hep 25 üstüymüş. Yani iğrenç bir dünyada yaşıyoruz ama bu programla da ilgili aslında. İzlenmiyor. Yani gençler, çok gençler izliyor ve çok gençler sadece eğlence istiyorlar ve şey patlama olsun bilmem ne. Yani bu tür filmlerin iş yapma şansının olmadığını bir kere daha gösterdi. Bundan sonra hiç kimse artık böyle filmlere girmez. Onun için çok üzücü. Veda filmleri gibi geliyor bana. Yani biraz öyle oldu gibi. Ki Arrival iş yapmıştı aslında. Yapmıştı. Tabii çok pahalı film. Bir de o var. Hocam ucuza film yok artık. En kötü filme adamlar 50 milyon falan harcıyor rahat rahat. 50 yani 25-50 zaten 25, ortalama. 50. Çizgi romanlaştı sinema. Evet ya DC Comics'le Marvel kapışıyor biz de bakıyoruz. Sen onları seviyor musun? Yok hocam Marvel'i hiç sevmiyorum. Yani Allah kahretsin ya. Marvel'in nesini seviyorum hocam ya hakikaten. Çizgi roman kahramanlarını benimseyemedim. Ben normal drama seviyorum hocam. Bu dramaydı. Anlamadığım bilim kurguydu. Bilim kurguyu normalde iyisini severim mesela. Gattaca güzeldi. Matrix falan onlar tabii ki güzel. Matrix arada biraz işte. Arada işte. Matrix. Yani biraz Marvel'e yakın duruyor aslında. Artificial Intelligence bu filmin atası gibi geliyor bana. Ben o filmi de severim. Kimse sevmez ama Blade Runner çıktığı sırada yaklaşık E.T. de vardı. Veya Star Wars mesela. Star Wars. Bu büyük filmi kardeşim bak. Bu çok az oluyor. Yani büyük filmi gelmiyor artık. Hep şey 20 yaş altına oynuyorlar.
Onun için üzücü yani bunların iş yapmaması. Destek olalım. Denis Villeneuve kardeşimize. Bir de Allah belasını versin 3D'de seyrettim. Bu 3D saçmalığı ne zaman bitecekler? Ben gözlüklü filme gittiğim zaman nefret ediyorum. Yani bir de hiçbir katkısı yok ki. Hani ne oluyor gözlük olunca? Nefret ediyorum. Çıkarınca 3 boyutlu görüyorum zaten diyorsun. Bir de artık şey de bitti. Eskiden ilk bu iş çıktığında 2 kamerayla çekiliyordu ya. Şimdi o da bitti. 2 kamerayla çekmiyorlar çok dertli olduğu için. Tekle çekiyor. Sonra birileri oturuyor. Masklıyor her şeyi. Rotoskop yapıyor. İşte adamı ileri koy. Yok yatağı öne koy bilmem ne saçma sapan. Yani iğrenç bir şey ya. Yani, kesinlikle. Ne alakası var Blade Runner'ın 3D ile? Ve bulamadım. Yani 3D olmayan sinema aradım yok, bulamadım. Yok 3D yok. Bir çok de artı 2 lira gözlük parası istiyorlar. Öyle mi? Bizden almadılar. Yok veriyorsunuz. Ha içinde mi veriyorsunuz? Alıyorlar artık. Onun, o yüzden mi 36 lira verdi. Daha da sinemaya gitmem. Fakat şeye dikkat ettin mi? Film ne kadar karanlık aslında. Film karanlıktı. Yani senin hatalı diyeceğin bir sürü şey vardı. Hatalı hiçbir şey göremedim. Hayır, burada yapsak hatalı diyeceğin. Ha, burada derim. Ha. Az pozlanmış. Hocam çok karanlık oldu. Bir dolgu, bir binlik yakalım oraya. Roger Deakins dememiş. İlk sahnede pencerenin önünde oturuyor mesela. Karanlıkta yani. Karanlıkta. Bayağı zifir yani. Yüzde hiçbir şey yok. Ben basit şeylere takıldım. Mesela beğenmediğim şeylerden birisi Ryan Gosling'in o durgun oyunculuğu. Böyle uzun uzun duruyor. Bu bayağı ağır. Yani temposu çok düşük film. Tarkovski filmi gibi veya Nuri Bilge Ceylan şey çekmiş gibi. Bilim kurgu çekmiş gibi. Bu bizi çok temel bir soruya götürüyor bu programda hep tartıştığımız. Bir filmi çekici kılan şey ışığı görüntüsü değil demek. Değil, kesinlikle değil. Harrison Ford'un dönüşüne ne diyorsunuz hocam? Beni Harrison Ford'un dönüşünden çok Sean Young'ın dönüşü heyecanlandırdı. Tabii Weiss onu da anlamamıştır. Bir yerde bir kız geldi ya kafasından vurdular sonra. Tamam. O kız Sean Young. Okay. Sean Young birinci filmde aynen öyle görünüyor. Nasıl oldu bu iş? Yani bir benzerini bulmuşlar kadının. Ha kadın oynamamış. Evet kadın çünkü 55 yaşında. Yani 22 yaşında oynamıştı Blade Runner'da. Burada aynen geldi 22 yaşında oldu. Yani düşünsene bu filmin ilkini bilenler için yani. Ne kadar önemli çalışan insanlar için. Ama hakikaten şaka bir yana filmin en heyecan verici yeri orasıydı. Yani kadın aynen evet. O haliyle geldi ve çok iyi yapılmıştı. Hatta geçenlerde Nazım'la konuşuyorduk yani o Morgan Freeman sesiyle şey demişti. Bir daha söyle. İnsan faktörü asla... Kadının bir benzerini bulmuşlar. Ona oynatmışlar. Bu arada kadın da gelip sette işte yürümesi, duruşu. O makyaj, o saç çok özeldir. Aynısını yapmışlar. Sonra tam açıklamıyorlar henüz ne yaptıklarını. Çünkü filmin büyük spoiler'ı bu. Basın bültenlerinde şurada burada kadının adı yazmıyordu. Sonunda film bittikten sonra yazdı. Kadını CG olarak tekrar üstüne işleyip inanılmaz derecede benzetmişler. Fakat sesi bu değil dedim. Sonra eve gidince baktım hakikaten o kadının sesini de kullanamamışlar. Ya çünkü ses de yaşlanıyor ya. İşte benzer bir ses bulduk, oynadık falan filan diyor ama ses tam tutmuyor. Denis Villeneuve de şey diyor aslında Nazım gibi diyor. Çok zor. Bir yıl uğraştık diyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. Onun için hani aktörler, aktrisler korkmasınlar. Daha hala güvendeler diyor. Feministler eleştirdi filmi. İki nedenle. Bir, Sean Young'ın o şekilde geri dönmesi. Niye Sean Young 22 yaşındaki haliyle geri döndü de Harrison Ford yaşlanmış olarak döndü. Çünkü o kadıncağıza garip bir şey oldu. O filmden sonra bir iki film daha yaptı ve kadın bir anda silindi. Hollywood'da bir şey var. Belli bir yaşı geçen kadınlar bazı özel durumlar haricinde Meryl Streep falan gibi yok oluyor. İnsanlar maalesef yaşlı insan görmek istemiyor. Özellikle de yaşlı kadın görmek istemiyor. Bu hafta şey çıktı ya. Harvey Weinstein olayı. Aynen. Weinstein'le gitmezsen... İki bölüm sonra gidersin. Aslında aynı şeyin bir devamı. Yani niye Sean Young 22 yaşındaki haliyle geri getirildi ama Harrison Ford öyle değil ve herkes de bunu kabulleniyor. Ya gerçi şey bence biraz abartılı bir suçlama. Yani sonuçta o senaryo öyle olmasını gerektirmiş ama bir de filmde kadın yok eleştirisi var. Yani çok erkek filmi. Ki zaten film gişede patlayınca Warner Bros. Paniğe kapılıyor. Bir takım araştırmalar yaptırmışlar falan. Hakikaten de demografi 25 yaş üstü daha çok gidiyor. Hatta 30 yaş üstü. Ve kadın oranı düşük. Yani seyircilerin %65'i mi ne erkek. Çok cesur bir karar almış aslında Denis Villeneuve. 35 yıl önce çekilmiş bir filmin üstüne kurmuş bütün filmi. Şimdi Weiss'i gibi adamlar için. Yani ilk filmi görmemiş veya görmüş ama hatırlamayan birileri için. Ve hakikaten çok sıkıcı. Birinci filmi bilmiyorsan hiç anlayamazsın filmi. Çünkü tamamen onu oynamış. Aslında öyle yorumlar çıktı. Harika devam filmi diyorlar. Bayağı birinci filmi tamamlıyor. Çok ilginç aslında. Hollywood'dan son böyle 15-20 yılda çıkan en cesur film. Ve cesaretin bedeli de tabii ki. Gişede patlamak var. Duygusal bir tarafı var benim için. Yani Nazım için de biraz öyle. Öyle yani. Öyle. Yani bizim jenerasyonumuzun filmi aslında. Nazım da siz hangi jenerasyonda mısınız? Yani evet hani 70'lerde 80'lerde doğanların... Benim gitti.
gittiğim salonda da yani yaş ortalaması o kadar yukarıdaydı ki. Yani herhalde en gençleri benimdir içlerinde. Harrison Ford abinin sahnesi geldi. Salonda herkes alkışladı falan. Senin salon bayağı yaşlıymış ama. Bizim salon çok öyle güzeldi ya. Harrison Ford Blade Runner'ı hiç sevmez aslında. Onu biliyor muydun? Aa. Birinci film çıkıyor. Daha doğrusu çıkmak için test gösterimleri yapılıyor. Ve berbat. Bunun üzerine stüdyo şey yapıyor. Biz bunun sonunu değiştireceğiz diyorlar. İlk filmin ilk versiyonunda dış ses vardır. Deckard anlatır tamam. Arkada. Hı-hı. O dış ses sonradan eklenmiş bir şey. Ridley Scott koymayalım demesine rağmen. Bir de sonunda hani bunlar Rachel'la giderler böyle bir kaçarlar. O da sonradan çekilmiş ve konulmuş bir şey. Orman görüntüleri, havadan orman görüntüleri çekilecek fakat bir türlü istedikleri gibi yapamıyorlar. Ridley Scott Stanley Kubrick'ten alıyor. İşte. Diyor ki çok komik anlatıyor onu da Ridley Scott. Ya ne yapacağız diye düşünüyoruz, taşınıyoruz. Ya diyor Shining'in başında vardı şimdi Kubrick kesin 15 gün çekmiştir diyor. Bir sürü vardır diyor. Arıyorlar Kubrick'i. Tabii var ama benim kullandıklarımı kullanmayın diyor. Bir geldi diyor kamyonla geldi şey diyor. Binlerce metre film çekmiş. Alıyorlar onu filmin sonuna koyuyorlar falan. Yani stüdyo bir şeyler yapıyor son anda. Filmi iyimser bitiriyor. Sonunda robotla adam birdenbire. Yani film çok karamsar. Sonunda birdenbire iyimser bitiyordu. Ama olmuyor. Yine film iş yapmıyor. İş yapmayınca zaten Ridley Scott da ters bir tip. Amerikan ekipleri falan da çok zorluyor. Harrison Ford'la kavga ettikleri hep söylenir. Harrison Ford filmi halka açık olarak çok kötüydü diyor. Zaten ben de ne oyunculuk yaptım ne bir şey. Ridley Scott'un setlerini gösterirken orada ben de geziniyordum gibi bir laf ediyor falan. Araları bozuluyor. Belki de bilmiyorum hani yıllardır o mesele devam ediyor mu ama bu filmi Ridley Scott'un yönetmemesinin nedenlerinden birinin o olduğunu düşünüyorum. Ridley Scott konusunda ne düşünüyorsunuz mesela? Çok severim hocam. Niye Blade Runner'ı seyretmedin o zaman? Sen ne düşünüyorsun? Benim için bilim adamı. Christopher Nolan'la beraber ikisi benim için özel iki yönetmen. Bu arada Blade Runner tamamen analog yapılmış son film. İlk filmin bütün efektleri analog. Laboratuvarda yapılmış veya sette çekerken yapılmış. O açıdan da çok önemli. Ridley Scott tabii Sir Ridley Scott diyeceksiniz ona. İnternette bir tane çok güzel seri var. Round Table. Oscar adayları oturuyorlar. Yuvarlak masada konuşuyorlar. Seyrettiniz mi hiç onu? Evet. Ridley Scott, Tarantino ve başkaları. Yani bir sürü. Inarritu. Hepsi oturuyorlar bir masanın başında. Herkes... Yani Ridley konuştuğu zaman herkes susuyor öyle söyleyeyim. Tarantino da dahil. Bu arada Tarantino bir yerde şey diyor. Hayranım işte harika bir şey. Prometheus çıktığı gün diyor ki işte seti iptal ettim. Bütün ekibi vay, senin filmine götürdüm falan diyor. Ridley Scott ne diyor sence? Hiçbir şey demiyor. Ciddi misin? Teşekkür ederim falan yok yani. Peki Star Wars mu Blade Runner mı? Blade Runner. Aa bak enteresan. Star Wars çok bozdu. Star Wars'un ilk serileri çok tatlıydı. Ondan sonra ya, ben 5'ten burada sonra bir, burada falan... bir çalkantı yaratmak istemem ama ben Star Wars'u pek tutmam açıkçası. Allah razı olsun hocam. Ben de Star Wars'u hiç sevmiyorum. Şimdi yalnız biliyorsun değil mi bizi çağırmaya gelecek. Direkt gelecekler. Aslında Ridley Scott Star Wars'a hayran olduğunu söylüyor. Onların jenerasyonu için Star Wars büyük bir dönüşüm. Bunların da kapısını açan bir şey. Çünkü o güne kadarki bilim kurgu filmlerinden çok başka bir şey Star Wars. İlk defa gerçekten uzay, işte gemiler uçuyor, dekorlar görece düzgün. Hiç yapılmamış bir teknolojik durum var. Dolayısıyla hani o anlamda önemli. Peki Alien mı Blade Runner mı? Alien. Prometheus mu Alien? Prometheus. Böyle gidiyor bu. Prometheus benim için şu an top sırada. O sorumu sorayım mı? Sor bakalım. Türkiye'den Blade Runner çıkar mı? Olmaz öyle saçma şey. Ya film çekmek bize göre değil be. Türkiye'den Blade Runner çıkar mı sorusu hep bu hani geyik oldu ya aramızda artık. Asla çıkmaz sevgili arkadaşlar. Asla. Ama zaten bizim kültürümüze uygun değil. Şeyle ilgisi yok bunun hani öyle yönetmenler yok falan değil. Yani bizle ilgisi yok olayın. Yani ne bilim kurgu kültürü var bizde hani Tan Tolga Demirci'ye bağlayacağım şimdi ama ne distopya kültürü var. Yok öyle bir durum yok şimdi. Orada yokken zorlama olur yani. Ama ben dünyanın haliyle ilgili bir çok genel bir şeye bağlayacağım aslında. İyi şeyler tutmuyor. Ve çok kötü bir anlayış başladı yani. Bazen onu siz de yapıyorsunuz. Ya iyi olursa insanlar seyreder falan. Değil öyle oğlum. Ya diyor adam şimdi benim Blade Runner seyretmemişim. Bir film uzun diyor mesela. Gerçekten de 163 dakika tamam mı? Şimdi 163 dakikalık bir filmi onun öncesi sonrası yemeği bilmem nesi diyor ki herif bütün gecem gidecek diyor. Bu bir. Filmi seyretmemi istiyor diyor benden. Şimdi ilk filme de 2 saat harcayacağım diyor. Ettim sana. 5 saatimi vermem lazım diyor. 5 saatimi veremem diyor. Dünya öyle bir noktaya gelmiş ki istemiyor. İşiyle de ilgili değil. Yani o 5 saatte Instagram'a bakmak istiyor.
istiyor veya YouTube'a bakmak istiyor. YouTube'da aptal aptal olmaz öyle saçma şey falan diye bir program varmış. Onu da seyretmiyormuş. Nazım hep bunların iddiacısıdır. Yani Nazım der ki yapılsın. Ama yapımcı açısından düşündüğünde de yani Türkiye'deki olaya da biraz bağlayacağım şimdi. Gerçekten Blade Runner gibi bir şey yapmaya kalkmak delilik olur Türkiye'de. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Blade Runner gibi bir film yapılmaz değil aslında. Yapılır. Yapılır. Da seyreden olmaz. Biz bile yapabiliriz yani. Şuracıkta. Biz yaparız canım. Bizde İlker Can Ertegül var. Bir Ridley, iki ben ya tabii. Sir İlker Can. Sevgili arkadaşlar, Blade Runner'a destek olun. Blade Runner desteklerinizi bekliyorum. Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Denis Villeneuve.